Evet, merhabalar. Bir önceki videomuzda FortiGate için altyapımızı oluşturmuştuk. Bu videomuzda da FortiGate'in ilk ayarlarını yapacağız beraber. Şimdi tekrar hatırlatayım. Örneğimde bir tane Windows 7 client'ım var ve FortiGate VM64'üm var. FortiGate VM64'ün kurulumunu yaptım. Şu anda hazırda, ayakta çalışıyor ve ilk ayarlarını yapmak için işlemlerime başlıyorum. FortiVM64 arayüzüne geliyorum. Default'ta kullanıcı adı admin'dir. Parola boştur. Şimdi yapacağım ilk şey VM64'ün LAN bacağını, yani içeriye bakan bacağıma bir IP vermek olacak. Bunun için aşağıdaki komutu çalıştırıyorum. Config System Interface. Tab tabına basarak komutu tamamlayabilirsiniz. Interface moduna girdim. Hangi portumu konfigüre edeceğim ben? Şimdi bacaklarıma bakacak olursam, birinci bacağım benim wider'a bacağım. İkinci bacağım da içeriye bakan bacağım. Yani ben ikinci bacağımı konfigüre edeceğim şu anda. Edit port 2 diyorum. Şu anda port 2'ye geldim. Buradan show komutunu çalıştırırsam bana bu bacakla ilgili çeşitli bilgiler verecek. Şu anda herhangi bir şeye girmedim ben. Bu bacağın IP adresini veriyorum. Bunun için kullanacağım komut set. Set IP diyorum. 192 168 19'du benim network'üm, hatırlayacak olursanız. 19.1 diyorum. 192.168.19.1 benim FortiGate'imin içeriye bakan bacağının IP'si olacak. Buradan istersem slash 24 diyerek 255.255.255'li bir subnet verebilirim ya da boşluk bırakarak 255.255.255.0 dersem subnetimi de oluşturmuş olacağım. Enter'lıyorum. Herhangi bir hata yok. IP adresimi verdim. End diyerek de komutu tamamlıyorum. Ve üst menüye attı beni. Şimdi tekrar aynı yere geleyim. Config System Interface Edit Port 2 diyorum. Şimdi show komutunu çalıştırdığımda IP adresimi aldığımı ve işlemiş olduğunu görüyorum. Peki, şimdi o zaman Windows 7'den bu IP aktif olduğuna göre ben ping diyebiliyorum, değil mi? Hemen kontrol edelim. .19.1. Evet, 19.1'i ping diyebiliyorum. Ulaşmaya çalışalım. Evet, web arayüzünü açmıyor. Neden açmıyor acaba? Ping diyebiliyorum. Evet, web arayüzünü açmıyor çünkü ben HTTP ya da HTTPS için allow vermedim FortiGate'in LAN bacağını. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Benim vermiş olduğum 192.168.19.1'li bacağı access erişimi vermem gerekiyor HTTP için. Peki bunu nasıl yapabiliyorum? Diyorum ki set allow access, örneğin HTTP diyebilirim. Bunu yaptığımda sadece HTTP için allow access vermiş oldum ben. Ama HTTPS ile ya da SSH ile bağlanamam ilgili bacağıma. Hepsinden bağlanabilmek için diyorum ki set allow access HTTP, HTTPS, SSH, ping ve telnet. Şu anda bütün bu protokollerden bu bacağıma ulaşabilirim bir komut çalıştırırsam. Veya daha önce HTTP verdim. Append komutuyla append allow access
HTTPS SSH Telnet dersem her bir protokol için ayrı ayrı izin vermiş olacağım. Kontrol edelim show diyerek. Evet, gördüğünüz gibi IP adresim burada. Set Allow Access tabında da HTTPS, SSH, HTTP ve Telnet için erişim verdiğimi görüyorum. End komutuyla tamamlaman gerekiyor, yoksa yazılmaz bu. End diyorum. Şimdi tekrar client'ıma geleceğim. Bakalım HTTP ile erişebilecek miyim şu anda? .1'e gitmeye çalışıyor. Yeniden Explorer'ı çalıştırayım. Yeni bir pencere açayım yani. Evet, gördüğünüz gibi bu da geldi. Şu session askıda kaldığı için muhtemelen gitmiyordu. Bu da geldi şu anda. Şu penceremi kapatayım. Admin'li kullanıcı adım. Parolam boştu. Enter diyorum. Ve FortiGate'imin arayüzüne bu şekilde erişebiliyorum. Evet, açıldı gördüğünüz gibi FortiGate. Şimdi burada yapmam gereken birkaç bir şey var. İlk olarak saat ayarını düzeltmem gerekiyor benim. Bunun için sistem menüsü altında Settings'e geliyorum. Logları düzgün alabilmem için saatimin doğru olması gerekiyor. Bunu GMT artı 3 İstanbul'a getiriyorum. Ve apply diyorum. Şu anda saatim düzeldi. Ondan sonra yapmam gereken şey interface'imde. Evet, gördüğünüz gibi portikim, LAN bacağım, IP adresim burada. Ve vermiş olduğum erişimler burada görünüyor. Port 1'in WAN bacağım herhangi bir IP almamış. O zaman ben şu anda internete çıkabilir miyim? Hemen kontrol ediyorum client'ımdan. Evet, gördüğünüz gibi client bacağımdan internete çıkamıyorum. Bunun için yapmam gereken şey WAN bacağımı ayarlamak. Evet, WAN bacağıma geldim. Burada manuel bir IP adresi verebilirim. ISP'min bana vereceği IP'yi buraya girebilirim. Veya ISP'm DSP'den IP dağıtıyorsa DSP özelliğini aktif edebilirim. Eğer DSP özelliğini aktif edersek herhangi bir root tablosu girmemize gerek kalmayacak. Çünkü FortiGate zaten kullanabildiği, yani gidebildiği networkleri kendi routing table'ına yazacak. Eğer manuel bir IP gireceksek burada elimizde static root'lardan bir root, yani default root tanımlamamız gerekiyor. Ben DSP'den IP almasını istiyorum. DSP'ye geldim. Buradan rolü de WAN seçeyim. WAN bacağım olduğu belli olsun. Okey diyorum. Evet, şimdi birazdan bu bacağımın benim DSP'den IP almasını gerekiyor. Bekliyorum. Birkaç menü arasında gezeyim. Varsayılanda DNS'ler bu FortiGate'in kendi DNS'idir. FortiGuard Server'ın DNS adreslerini kullanır. Bunu isterseniz 888, 884 ya da Türk Telekom yapabilirsiniz. Ama FortiGuard servislerinde kalması daha iyidir. İmza veri tabanını daha kolay çekebilir. Evet, gördüğünüz gibi benim live network'üm, yani canlı network'üm ikili bacakta 192.168.2.81 IP adresini almış benim wire'ı yapacağım. Şimdi bakayım ping atabilecek miyim? Evet, hala internete erişemiyorum. Neden acaba? Google'ı açmaya çalışayım. Evet, Google'da açamıyorum. Peki sizce niye açamıyorum?
İnternete çıkamıyorum. Ayarlarımı yaptım. WAN bacağım aktif. IP adresi aldı. Ve ben internete çıkamıyorum. Şu yüzden çıkamıyorum. Zaten firewall'un olmasının nedeni bu. Eğer ben birilerine izin vermiyorsam bir yerlere gitmesi için kimse bir yere gidemez. Zaten firewall'u kullanma amacımız da bu değil mi? O zaman ben gelip hemen bir tane default policy tanımlayacağım. Client'larım internete çıkabilsin diye. Policy'ye geliyorum ve IP4 policy yayınlayacağım bir tane. En altta var olan bir implicit deny vardır. Bu bütün firewall'larda olmazsa olmaz kuraldır. Sizin kurallarınızla eşleşmeyen bütün paketler implicit deny'a gider. Yani çöp olur. Ben buradan yeni bir kural tanımlayacağım. İsmine allow internet LAN diyorum. Evet, nereden gelecek bu? LAN bacağımdan gelecek. Nereye gidecek? WAN bacağıma gidecek. Source'u ne olacak? All olacak. Destination ne olacak? Yine all olacak. Herhangi bir zamanlama belirtmeyeceğim burada. Always. Hangi servisler çıkabilsin? Buradan yapmam gereken şey benim HTTPS. Evet, bu protokolleri şimdilik tanımlayalım. NAT yapacak mı? Evet, internete çıkacağı için network'ü değişecek mi? NAT yapması gerekecek. İlk kuralımı yazdım. Port 2'den port 1'e Allow Internet LAN. Evet, hemen bir kontrol edelim. Ya da şuradan bakalım. Hala internete çıkmıyor. Neden çıkmıyor olabilir? Şu yüzden çıkmıyor olabilir mi acaba? Verdiğimiz protokoller HTTP, ama bizim internete çıkabilmemiz için aynı zamanda DNS'le tanımlamamız gerekiyor değil mi? İsimleri, IP adresini çözmesi için. O zaman şöyle yapıyorum. Geliyorum buraya. DNS'i de görebilsin. Hatta ben kontrollerim için pingleri de açayım. Aynı zamanda All ICMP paketlerinde izin versin. Okey diyorum şimdi. Evet, tekrar kontrol edeyim. Gördüğünüz gibi Google'a ping atmaya başladı. Hemen tarayıcımdan kontrol ediyorum internete çıkabilecek miyim diye. Bekletiyor şu anda beni. Evet, bazen browser ses şımları askıda kalabiliyor. Bunun için ya başka bir browser deneyebilirsiniz ya da yeni bir pencere açabilirsiniz. Şu anda internetimin gelmesi gerekiyor normal şartlarda. Google.com diyorum. Evet, gelmiyor. Peki şöyle yapayım. Ben Google.com pingleyebiliyor muyum? Evet, Google.com biraz önce pingleyebiliyordum ama şu anda pingleyemiyorum. Güzel bir örnek oldu bu. Troubleshooting olacak bizim için. Şu an geldi tekrar. Şu TL'de çalışsın bakalım. Tekrar gitmeye çalışıyorum.
Google'a da gitmeye çalışıyorum. Evet, IP adreslerine erişebiliyorum ama Google'un kendisine çıkmıyor browser'dan. Bunun nedeni genelde DNS ile alakalı problemler olabilir. Hemen bakalım. Kuralımı tekrar açıyorum. Evet, port 2'den port 1'e ICMP paketleri gitsin, DNS gitsin, HTTP gitsin, HTTPS gitsin demişim. DNS'i çıkartıp tekrar ekledim buradan. Şu anda bu arada antivirüs ve filter, DNS filter ya da IPS özellikleri aktif değil bunda. Evet, tekrar. Bu arada şurada sağda gördüğünüz gibi ilk paketler de gidip gelmeye başlamış. Şu sekmeleri kapatayım. Yeni bir Internet Explorer penceresi açıyorum. www.google.com diyorum. Evet, ilginç. Aslında verdiğimiz bu protokollerde internete çıkmamız için yeterli bizim için. Şurada sarı önlem var. Bir bakalım acaba nerede hata yapmış olabiliriz diye. Evet, IP adresim 1901. Varsayalım, geçelim 1901. DNS sunucum 1901. Şöyle yapalım mı? Gelelim client'ımızın DNS'ine. Google yapalım. Bakalım şimdi ne olacak? Client'ımızın DNS'i FortiGate değil de Google oldu. Şu anda internete sorunsuz çıkabilecek miyiz? Evet, problemimiz DNS'ten kaynaklıymış. Çünkü FortiGate için biz herhangi bir DNS server tanımlaması yapmadık. Ve DNS server'ımızı FortiGate olarak verdik ama çalışmadı. DNS'imizi Google verdiğimizde internetimize çıkmaya başladık. Bu da bizim için güzel bir troubleshooting oldu. Yani canlı canlı örneğini yaşamış olduk. Gördüğünüz gibi internetim aktif. Bir YouTube videosu açayım buradan. Şuradan sesini de kısayım. Evet, kontrol ettiğimizde yeri değiştirelim. Gördüğünüz gibi 11 MB oldu. Paketler gidip gelmeye başladı. FortiGate'de client üzerinden çıkışımızı yaptık. FortiGate üzerinde ilk ayarlarımızı yaptık. Yani FortiGate kurulumunu bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda admin ayarlarından bahsedeceğim. Şimdilik hoşça kalın.